Herkese merhaba arkadaşlar. eFootball 2023 Mobile'de yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Perşembe günü etkinlikleri geldi. Neler geldi? Hemen öncelikle onlara bir bakalım. Ondan sonra top açılımımıza geçeceğiz. Bir gün öncesinde tahmin videomuzda da bahsetmiştik. Dünya Kupası'na özel inşallah güzel etkinlikler, kampanyalar, oyuncular getirilir diye. Karşınızda National Team Selection diyor arkadaşlar. Şimdi burada ilk etapta Malezya, bakın şöyle göstereyim. Malezya, Hindistan ve Tayland gelmiş ama önümüzdeki günlerde ne zaman geleceğini bilmiyorum ama Türkiye gelecek ve kart tasarımları bazı sitelere düştü arkadaşlar. Onu da büyük ihtimalle kapak fotoğrafına falan koyacağım. İçerisinde işte Hakan'dı, Merih'ti, Çağlar'dı, Uğurcan Çakır'dı, birçok oyuncu var. Toplamda kaç tane? 11 tane oyuncu vardı galiba, yanlışım yoksa. Ayın 22'sinde kampanya dönemi 22'si diyor. Acaba 22'sinden sonra pazartesiden itibaren mi gelecek bilmiyorum. Pazartesi gelme ihtimali var arkadaşlar. Dediğim gibi kartlar çok iyi duruyor. Ayrıyetten buradan da baya bir top açılımı hediyesi verdi ayrıyetten. Bilginiz olsun, onlara da bakacağız. Juventus geldi Epic Kart olaraktan. Haftanın oyuncuları geldi. Onlara da bir göz atacağız ama arkadaşlar, burada bakalım bizi ilgilendiren başka bir şey var mı diye şöyle bir bakıyorum. Baktığımız zaman çok da fazla yok. Şöyle maillere bakalım. Güncelleme detayına baktığımız zaman oynanış düzeltmeleri ve ayarlamaları ile alakalı burada bilgiler var. Bunlara da bir göz atabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Hepsi burada yazıyor. Bu arada etkinlik katılım şartları, koşulları vesaire diye yazmışlar. Burada baya bir detaya girmişler. Burada çok fazla detaya girmeyeceğim. Buradan kendiniz de okuyabilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra top açılımımızı bölümümüze şöyle bir gelelim bakalım. Oyuna ilk defa Edgar Davids eklenmiş oldu arkadaşlar bu arada. Şu ilk önce kulüp selectionlara bir bakalım. Hepsinden üçer tane top açma, ücretsiz top açma ödülü verdi arkadaşlar. Şimdi bunların max seviyelerine bir bakmak lazım. Ücretsiz gelen oyuncular, yani yükseltmeye değer mi değmez mi? O oyunculara bir bakarız. Baktığımız zaman 62 günde süresi varmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her neyse, şuradan öncelikle haftanın oyuncularına bir göz atalım. Bir tane de ücretsiz haftanın oyuncularından top açılımı ödülümüz var. Baktığımız zaman Salah, Barella, Valverde gelmiş. Dusan Tadic gelmiş. Tadic bu arada ikinci kez geliyor. Gabriel gelmiş. Carvalho gelmiş. Bunlar tahminlerimizin arasında vardı. Bayern Münih'ten Moting gelmiş. Yine kaleci Chelsea'den Kepa gelmiş. Yani ben Alisson'u bekliyordum ama Kepa da tabii ki çok üstün performans sergiledi arkadaşlar. Ama ben dediğim gibi bir asist yapan, yine güzel kurtarışlar yapan, önemli bir maçta güzel kurtarışlar yapan Alisson'u bekliyordum ama yine Salah gelmiş Liverpool'dan. Alisson yerine Salah'ı tercih etmişler. Golü atan Salah, yani çok üstün bir performans sergilenemedi ama Salah'ın gelmesi. Valverde gelmiş yine sağ açık olaraktan. Baktığımız zaman bitiriciliği kaçmış. 73. Değişik bir oyuncu. Her neyse, bir tane ücretsizimizi açalım. Daha sonra My Club buraya harcamayacağım arkadaşlar. Edgar Davids geldi. Kartlar muhteşem duruyor arkadaşlar. Özellikle Davids gerçekten yok edici bir kart. Yani birinci seviyeden başlayan özellikleri çok iyi duruyor. Yani defansif farkındalığı 74'ten başlıyor. 78 ikili mücadele. Daha bu birinci seviyesi. Max seviyelerini tabi henüz görmedik arkadaşlar. Bakalım top açılımı yapacağız buradan da. 1300 My Club paramız var. Bakalım bulabilir miyiz bilmiyorum ama bir şansımızı deneyeceğiz. Öncelikle ücretsiz topumuzu şöyle bir açalım. Anlaş dedik. Ücretsiz topumuzdan kim gelecek bakalım. Kim gelsin isterim. Yani Salah güzel duruyor. Ama Barella isterim ya. Barella gelsin. İspanya'dan Valverde de olabilir. Harbi Valverde mi geldi? Harbiden ya, Valverde'yi buluyoruz. Çok iyi. Göbekte de oynuyor. Valverde sağ açıkta da oynuyor. Şimdi bir dakika, özelliklerine bir daha bir bakalım. Göbekte oynayabilen bir oyuncu zaten. Yani defansif katılımı, ikili mücadelesi çok iyi arkadaşlar. Orta sahada çok rahatlıkla oynar. Hızlanma, dayanıklılık 91. Çok iyi. Top kesme özelliği de var. Çok iyi. Mücadele ruhu güzel. Direkt 11'imize
11'imizde oynatırız bu hafta. Göbekte oynatırım ben ama. Haydi bakalım. Şimdi Juventus'tan top açılımıza başlayalım. Yani Del Piero'yu, Del Piero değil de yani Nedved'le Davis'i çok isterim. Del Piero'yu çok fazla kullanmam herhalde ya. Bilmiyorum, forvet hattında yani klasik 10 numara. Ofansif orta saha açık olsaydı ofansif orta sahada oynatırdım. Ama şeyde oynatmam herhalde. Bu arada 90 gelmesi de çok iyi olmuş ya. Bakalım bulabilecek miyiz? Öncelikle bir ücretsiz topumuz vardı zaten. Herkese ücretsiz, yani oyunu güncelleyip açan herkese bir ücretsiz verdi zaten. Haydi bakalım, bismillah diyelim. İlk ücretsiz topumuzu açalım bakalım. Normal ekran döndü. Zaten biliyorsunuz şey geldiğini biliyoruz arkadaşlar. İtalya'ya gittik. 3 yıldızlı. Yani Epic kartın, destansı kartın geldiğini anlayabiliyoruz. Renkli oluyor çünkü. Haydi normal My Club parasından devam ediyoruz. Anlaş dedik. My Club'la ilk toplamda ikinci topumuzu açtık. Yine normal ekran döndü. Zeki mi geldi Roma'dan? Aynen. Zeki gelmiş. Devam edelim. İki top açtık. Şöyle totemler deneyelim bakalım. Üçüncü topta şöyle Edgar Davids'in özelliklerine bir bakalım. Ölü yaprak, adam markajı, top kesme, açıyı dağıtma, akrobatik uzaklaştırma, mücadele ruhu. Var oğlu var bakalım. 98 oluyor galiba top totalde. Bulabilir miyiz acaba bilmiyorum ama bakalım. Deneyeceğiz, şansımızı deniyoruz. Bastık tekrardan. Yine normal ekran. Normal standart ekran döndü. 7 numara kim bu? Felipe Anderson. Tamam, ekledik takımıza. Devam edelim bakalım. 2 iptal, 3 iptal dedik. 4. de yapıştırdık bakalım. O! 3. top. Lütfen Davids olsun ya. Çok iyi lan. Edgar Davids olabilir mi? Del Piero mu ya? Alessandro Del... Ya. En istemediğim adam geldi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dün de Manchester City'den top açıyoruz. Yani defans oyuncusu istemiyorum. İnadına defans oyuncusu geldi ya. Ruben Dias geldi. Yok Rodri geldi. Yok bilmem ne Cancelo geldi. Defans oyuncusu istemiyoruz. Ya. Büyük ihtimalle Davids'i en son verecek arkadaşlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Edgar Davids'i ta en son topta verir diye düşünüyorum ben. Ya Nedved'i verseydin ya. Çok zorlayacak. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü birinci sıradaki oyuncuyu verdi ya. Keşke Nedved gelseydi ya. Ofansif orta sahada oynatırdık ya. Bitiriciliği 76'dan başlıyor abi. 74 hız, 70, 77 hızlanma, şut gücü 80'den. Keşke Nedved gelseydi ya. Şimdi ne yapacağız? Nasıl yapsak? Gitti Del Piero'yu verdi ya. Ya çok kötü bir oyuncu değil. Tabii ki özellikleri iyi oyuncu ama. Devam edelim bakalım. Çok erken geldi ya. Yani şu 3 yani Davids'ten yani yeni gelen oyuncudan hariç bir oyuncu geldiği zaman Davids bilin ki yani çok zor gelecek demektir yani. Abi çok heyecanlandık. Çok güzel oldu. Üçüncü topta ama Del Piero, maalesef Del Piero. Deneyelim bakalım şansımızı. Çok zor. İkinci yani ilk onun içinde iki tane peş peşe yani bir mucize olur. Gerçekten mucize olur. Hani tamam ilk 15 topun içinde belki bulabiliriz ama üzüldüm ya. Hani insan sevinir. Epic geldi lan falan der. Hani sevinir ama Del Piero şimdi Davids'i çok sonraya bırakacak. Ki ben Davids'i
gerçekten Manchester City'den daha iyi top açılımı yapmadım. Buradan top açılımı yapacağım diye 800 My Club parası biriktirdim. 550 de kendim çektim. Davids için, yani Davids'i bulabilirim belki. 50 topa kadar falan açarım belki diye düşünüyordum ama bu kadar erken gelmesi beni çok üzdü ya gerçekten. Çok da sevinmedim yani Del Piero'ya. Nedved gelseydi belki bir tık sevinirdim arkadaşlar Nedved'e ama Del Piero'ya bu kadar sevinemedim ya. Son 5 topumuz bakalım. Şu anda var ya öylesine aç. Hani niye açıyorsun o zaman diyeceksin. Bilmiyorum, ben de bilmiyorum yani şu anda. Neden top açtığımı da bilmiyorum. Yok gelmez ya, imkanı yok. Yani belki böyle bir 50 top sonra Nedved gelir. Dusan Vlahovic geldi bu arada. Şöyle bir bakalım. 450 My Club paramız kaldı. Vlahovic de 5 yıldızlı oyunculardan bir tanesi ha. Enteresan. Del Piero'yu bir maxlayalım. Şöyle birkaç tane daha top açalım. Büyük ihtimalle bundan sonraki oyuncu dediğim gibi bir 50-60 top açacaksın ki ondan sonra büyük ihtimalle gelir. Bir sonraki epic kart. Yine normal ekran. Bir tane daha açacağım. 150 My Club'ı bırakacağım. Yatek geldi. Anlaş dedik. Ya açalım. Hepsini açalım gitsin. Neyse. Kim bu? Çok önemli değil. Bir tane daha açalım bakalım. Anlaş dedik tekrardan. Son My Club paramızı da açtık. Yani. Dediğim gibi. Çok da sevinmedim arkadaşlar. Açıkçası. Kostiç geldi bu arada. Geri kalan aslında 1000 My Club parasını açmamak lazımdı. Sonrasında üstüne ekleyip belki My Club top açılımı yapabilirdim. Şu şeylerden açmadık. Yani bunlardan açsak mı açmasak mı ne fark ediyor bilmiyorum ama. Bir tane böyle, bu neymiş bu? Oyunculara hiç bakmadım bile çünkü genel dereceleri çok düşük. Burada 73, burada 74'lük kartlar gözüküyor. Neyse bunları sonraya bırakalım. Burada zaman harcamak istemiyorum. Takımım dedik. Yani bilmiyorum ya. Nerede? Del Piero neredesin? Del Piero. Alınma sırası diyelim. Seviye antrenmanı dedik. O bayağı iyiydi ha. 98.000. Kaç puan verdi? 68 puan verdi. Şimdi Del Piero'yu normal forvet oyuncusu olarak yapacağız mecbur. Forvet oyuncusu olarak. Şöyle bir dağıt diyelim bakalım otomatik nasıl dağıtıyor. 96 oluyor. Abi savunmaya niye veriyorsun ya? Bitiriciliği 87. Ulan güzel oluyormuş ha. 84. Fiziksel temasa 4 tane vermişsin de versen ne olur ki yani fiziksel temas. Verme yani daha iyi. Böyle hızını 8 yapsak. Top sürmeye 10 vermiş. Top sürme kaç olmuş? 91. Bitiriciliğe 9 vermiş. Pasa 5 vermiş de pasa 5 tane vermeye değer mi? Gerek var mı? Gerek yok ki ya. 4 tane verelim ama en azından. 75 olsun. Bitiriciliğe bir tane daha verebiliriz bence. Aa 97 oldu böyle. Bir taneyi de şeye ve takım oyun tarzına veririz. 88 bitiricilik oldu. 86 hız. 90 hızlanma. Bence böyle güzel oldu ya. Yani forvet oyuncusu olacak zaten. 88 bitiricilik, 91 top sürme. Ofansif farkındalık 83. 86 hız. İyi midir böyle ya? Hız bir tık düşük mü kaldı acaba? Yok bence iyi ya. Bence bu şekilde güzel oldu.
10 tane bitiriciliğe vermiş olduk arkadaşlar. 4 tane pasa verdik. Pası olsun en azından ver kaç falan yaparken. 10 tane top sürme. 10 top sürme. 9 hızlanma. 8 de hıza vermiş olduk. Fiziksel temasa gerek yok. Zaten çok kötü fiziksel teması. Tamam, bir taneyi de şeye verelim. Bu şekilde aksa gitsin. Takımda kaç olacak ona da bir bakalım. Bir de takım oyun hızlı kontrata verelim bir tane de. 99 olsun tertemiz. Bir de takıma koyalım bakalım kaç oluyor Del Piero. Tamam, 7 Del Piero. Bir alalım. Oo, 100 oldu. Alessandro Del Piero forvet hattında 100. Güzel oldu ha. 88 bitiricilik gayet iyi bence. Duran top var, falso var. Hız, hızlanma. Güzel. Evet, videom burada noktalanıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de erkenden, bedavadan, ücretsizden inşallah epic bulmuşsunuzdur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.